1878 yılında Alevi vatandaşlara karşı düzenlenen katliamın Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı olarak tertipçisi olmakla suçlanmış, daha sonra suçsuzluğuna kanaat getirilerek yine beraat etmiştir. Maraş olaylarıyla suçlandı. Evet. Maraş katliamında Muhsin Yazıcıoğlu hatta yargılandı. Yargılandıktan sonra beraat etti. Ama tabii orada Muhsin Yazıcıoğlu'nun sürecini siz yakından tanıyan birisi olarak dahlini ya da ne kadar dahli olduğunu, ne kadar dahli olmadığını anlatabilir misiniz? Muhsin Başkan'ı hep Maraş'ın sorumlusu, Çorum'un sorumlusu, Sivas'ın sorumlusu, Madımak'taki otelin yanmasının sorumlusu hep böyle. Özellikle bir şey anlatacağım size. 93 yılına bir bakın. Türkiye'de 93'teki yaşanan olaylara bir bakın. Türkiye'de aslında örtülü bir darbe vardır. 1960 darbesi vardır. İşte 70 darbesi vardır, 80 ihtilali vardır, 28 Şubat vardır. Aslına bakarsanız bir de 93 yılında örtülü bir darbe olmuştur. Nasıl bir örtülü darbe? Yaşanan olaylara sırayla bakalım. 33'lerin kurşuna dizilmesi, Turgut Özal'ın öldürülmesi, Adnan Kahveci cinayeti, Uğur Mumcu cinayeti, Sivas olayları, Başbağlar olayları hep bir perspektiften bakarsanız, olayların sürecine bakarsanız. Genelkurmay Başkanı... Genelkurmay Başkanı değildir. Birinci Ordu Komutanı mıydı? Jandarma Genel Komutanı. Jandarma mıydı? Genel Komutanı. Eşref Bitlis Paşa'nın şehit edilmesine bakın. Uçak indi, buzlandı. Hiç mümkün değil, olabilecek bir şey değil. Hep bir bakın olaylara. 93 yılında da bir darbe olmuştur Türkiye'de. 93'te Sivas'ta şu oldu. Muhsin Yazıcıoğlu son yakın döneme kadar Sivas olaylarının faili olarak belli kesim tarafından, bir kısmını tenzih ediyorum. Belli küçük bir kesim tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Sivas'ta, Madımak'ta olayları tertipleyen adamların başında gösterildi. Size enteresan bir şey anlatayım. Birçoğu çıkıp televizyonda bundan bahsedemediler. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından aradan yıllar geçtikten sonra bugün Arif Sağan, işte Bülent Kaya var, Maraşlı. Kendisi de o Madımak'taki otelde kurtulanlardandır. Onların beyanatları. Süreci şöyle anlatayım. Sivas'ta, Madımak'ta tertiplenen olayı biliyorsunuz. Zannedersem Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ydi. 93 yılı. Aziz Nesin falan konuşmacı olarak Sivas'a geldi. Tabi o dönemde Şeytan Ayetleri diye kitaplar falan yayınlanıyor. Bunların Sivas'a gelmemesiyle alakalı, Sivas'ta bir provokasyonun olabileceğiyle alakalı. Muhsin Yazıcıoğlu dönemin İçişleri Bakanı'na, valiye, o dönem milletvekili olması, Sivas milletvekili olması hasebiyle sürekli telinlerde bulunuyor. Ve bilinçli bir şekilde dışarıdan gelen insanlar, artık iki tarafında içerisinde sızan, oteli yakanlar da Sivaslı değildir. Enteresan bir şey vardır. Otelde yanan Sivaslılarımız vardır ama oteli yakan hiç kimse Sivaslı değildir. Karanlık eller gelmiştir, Sivas'ta bir şeyler planlanmıştır. Ve öyle acıdır ki, otel yakıldıktan sonra insanlar artık alt katlardan üst katlara çıkmaya başladığında otelin bu yüzü binanın bu yüzünde otel vardır. Otelin arka tarafında da Büyük Birlik Partisi ile otel sırt sırtadır. En üst kata çıktıklarında Allah'ın işi işte bir kalas parçası mı, bir tahta parçası mı Büyük Birlik Partisi'nin mutfağının olduğu tarafa düşer. Oradan birisi onun üzerinden gider cama vurur. Tabii oradan içeriden sesleri duyanlardan bir tanesi, onlar hiçbir şeyden haberi yok içeridekilerin. Bir döner bakarlar ki her taraf duman, bir bağırtı, çığlıklar, ortalık feryat figan içerisinde. İl başkanını arar oradaki arkadaşlardan bir tanesi, ulaşır artık o dönem parti telefonundan, artık neredelerse onlar. Ama Muhsin Başkan demiştir arkadaşlarına, Sivas'ta bir şeyler planlanıyor, hiç kimse Sivas'ta kalmaz. Partideki arkadaşların herkes şehir dışına çıksın veya evinizden dışarıya çıkmayacaksınız der bugün. Muhsin Başkan bir şeyleri görür, sezer. Der ki Muhsin Başkan arayın. Başkanım arka taraftaki otel yanıyor. Madımak oteli yanıyor. Madımak oteline gelenler de büyük ihtimalle der. Bu Pir Sultan Abdal şenliklerini kutlamaya gelen vatandaşlar, dışarıdan gelen katılımcılar. Muhsin Başkan hiç tereddüt etmeden der ki açın camı, orada ne kadar insan varsa hepsini içeriye alın. Tahliye edin o binayı der. Oradaki vatandaşlar, otelde yanan 33 kişiydi. 33 kişinin daha fazlası o otelden kurtarılarak Büyük Birlik Partisi'nin il binasına sığınmışlardır. Muhsin Başkan'ın talimatı şu yöndedir. Dışarıdan içeriye hiç kimseyi almayacaksınız. İçeriden hiç kimseyi de dışarıya göndermeyeceksiniz.
Ta ki olaylar yatışıp güvenlik güçleri tamamen kontrolü ele alıncaya kadar. Arif Sağ'ın da içerisinde olduğu birçok isim o gün oradan kurtularak Allah'ın işidir yani bu. Kimse oraya bir burada bir yangın çıkacak da ben size kalas koyayım değil. Bir tahta parçası artık çatı mı yanıyor bilemiyorum artık. Binalar bitişik nizam orada sır sırta. Küçük bir tahta parçası veya bir kalas parçasından onu insanlar... uzatıyorlar bildiğim kadarıyla ama çok emin değilim. Evet öyle öyle anlatıldı bize yani bunu iki taraftan da dinledik biz. İki tarafını da dinledik biz. Arif Sağ'ın daha sonraki beyanlarında da Muhsin Başkan'ın vefatında birçok böyle Alevi dedelerinden de dinledik biz bunları. Bizi Büyük Birlik Partisi kurtardı dediler. Peki Muhsin Yazıcıoğlu'nun Alevi anlayışı nasıldı? Alevilerle ilişkisi nasıldı? Ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Bugün Şarkışlı'ya geldiniz. Yarın belki bugün gittiniz mi Aşık Veysel'in müzesi? Yarın gideceğiz. Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Çatıroğlu Büyük Birlik Partisi'nin üyesiydi. Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Çatıroğlu merhum Ahmet amca Büyük Birlik Partisi'nin üyesiydi. İşte otelden yangından kurtulanlardan bir kısmı gittikleri gelen illerden gelenler gitti o bölgede Büyük Birlik Partisi'nin belde, ilçe, il teşkilatlarında görev aldılar. Bülent Kaya ismini dedim az önce size. Bülent Kaya Maraş'ta gitti Büyük Birlik Partisi'nin beldesinde Alevi bir muhitte, Alevi bir beldede hiç Büyük Birlik Partisi'ne oy vermeyecek bir yerde gitti Büyük Birlik Partisi'nin teşkilatını kurdurdu. Kendi vatandaşlarına da anlattı bizi Muhsin Yazıcıoğlu kurtardı yanmaktan diye. Madımak'ta bizi kurtardı diye. İl başkanlığı yaptı. Alevi dedelerini biliriz. Muhsin Başkan'ın yanına gelen, ziyaret eden veya Muhsin Başkan'ın gidip cemevlerini ziyaret ettiğini biliriz. Muhsin Başkan'ın Alevilerle bir sıkıntısı yoktu ki. Muhsin Yazıcıoğlu zaten bir Türkmendir. Türkmenler zaten Alevidir. Evet. Türkmenler Alevidir. Muhsin Yazıcıoğlu da Türkmendir. Esas Türkler de Alevidir yani. Burada Aleviler farklı bir ülkenin, farklı bir milletin insanları değil ki. Aleviler özbeöz Türktür. Muhsin Yazıcıoğlu da özbeöz Türktür zaten. Alevilerle bir sıkıntısı olmaz ki. Bizim ilçemizde Alevi Sünni ayrımı yok. Şarkışlı öyle bir yer. Birbirimize kaynaştık. Onlar bizim düğünlerimize gelir. Biz onların düğünlerine gideriz. Zaten doğru olan doğru veririz. Tabii. Terimiz bu, terimize karışır. Bu Alevilik Sünnilik meselesi, mezhep meselesi sanırım 90'lardan sonra biraz kaşınmaya ve biraz daha büyümeye başladı. Yani çünkü benim de çocukluğumda böyle bir durum, böyle bir sohbet, böyle bir ayrım hiçbir yerde yoktu. Özellikle köylerde hiç yoktu. Hiç yok. Ama sonradan bilinçli ve sistematik bir şekilde bu kaşınmaya başladı. Sistematik bir şekilde. Doğru.